Müşkül Pesent'in harika bir bölümünden kardeşim Canku Baba'yla yine sizlere sesleneceğiz. Ama biz hep çok ses üstüne ses bindiriyoruz, biliyor musun? He. Kurgusuyla ben uğraşıyorum, sana ne onu? Evet, yapmayalım diyorum onu. Ne yapalım? Birimiz sussun, birimiz mi konuşsun? Bence sadece sen konuş. Çünkü ben bu hafta çalışmadım. Bu hafta çok yardımcı olman gerekiyor bana. Tamam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bunları hep atıyorsun halbuki. Kesin, yani kurguda bunları atmamamız gerekiyor. Nasıl oğlum? Her bölümün girişinde nasılsın, iyi misin hepsini koyuyorum. En az 3 dakika kanka. Konu yoksa ne yapacaksın? Hiç mi çalışamadın yani? Çalıştım canım, bir tane konum var. Süper. 45 dakika onu konuşacağız. Olur. Bana uyar hocam. Aboneler? Sen söyle bu sefer. Ben söyleyeyim. 240 lira attı geçen bir hafta. Evine gittim. Özel bir set hazırlamıştım kendisine. Fırat'la masaj yapacak. Vallahi çok teşekkür ediyoruz herkese. Aynen. Çok teşekkür ederiz bütün abonelere. Aynen. Çok iyi gidiyoruz çok herhalde. Çok samimi yorumlarımız var değil mi? Hı-hı. Hangileri? Saymak. 3 tane. Sadece onları okuyoruz. Hepsi çok güzel. Herkese teşekkür ederiz. Ben evet. Çok memnunum ekipten. Ben de öyleyim. Muhtarlık adayı. Pendik. Var mı seçimlerde muhtarlık adı? Muhtarı ya, tanıyor musun evet, sen? Evet tanıyorum ve... Hadi canım. Evet tanıyorum ve ona vereceğim zaten, tamam mı? Hani bizim evet. Muhtar. Ama çok abartıyor yani, her gördüğünde gerçekten bir vali gibi, hani Fırat'cığım hani önümüzdeki dönem biliyorsun daha önemli şeyler kaç yapacağız. Kaç dönemdir muhtar? 3 dönemdir muhtar. Hmm. Kazanır yani zaten ama hala aynı ciddiyette. Bizim muhtar mesela... Kaç dönem bilmiyorum yani, bir önceki kesin oydu, ondan öncekileri bilmiyorum. Mesela ondan önceki de oydu galiba. İlk kez eve gelmiş. Aa. Aynen. Geldim çay içiyorum. Yapıyorlar onu hakikaten. Yok yok, vallahi kapıya kadar gelmiş falan. Dedim ki herhalde bir... Neden buradasın? Bir şeyi var yani. Al şu oyu siktir git. Bir seçim korkusu var gibi geldi bana. Ha. Hani bu sene olmayabilir, bir hani sahaya çıkalım gibi bir şey. Bir hanımefendi var karşısında. Hmm. Muhtar adayı o da. Bilmiyorum valla. Muhtarlık konusu beni çok geriyor yani. Hiçbir şey bilmiyorum ya abi. Ya onlar hak yemiş için... gibi falan hissediyorum bazen yani. Ya şöyle bir şey var. Onlar belediye başkanlığından daha önemsiyorlar. Yani daha fazla önemli onlar evet. için. Belediye başkanlarının yarışı daha insani mesela. Aynen. Yani. Muhtarlar böyle hepsi birden aynı. Şehir kısmından, köyde tamam bir şey demiyorum da hani böyle. Köyde önemli. Köyde zaten önemli yani, böyle şehirde mesela ben hiçbir zaman muhtarlığa gittiğimde mesela hiç muhtarı görmüyorum orada. Hep bir memur var hani. Postanı almaya gittin, bilmem neyini almaya gittin, eskiden işte neydi? Haciz kağıtlarını almaya gittin. O tebligatlar falan mecbur. Orada hiç hep samimi oluyorsun hiç yani. Hiç muhtarı görmüyorum yani orada. Hep bir memur var. Hı hı. Muhtar nerede, ne yapıyor yani? Muhtarın i̇şte görevleri oturuyor. Evde oturup çay içiyor. Ya bizim muhtarımız hakikaten çok karizma bir adam bir de. He. Hani böyle bütün duvarlara, bütün her yere reklamını yapıyor vesaire. He. İnan genel seçimde böyle çalışsa kazanır. Ben çok... bir Halil abi çok para harcıyorlarmış bir de, yazık. Yok be. Harcamıyorlar mı? Zannetmiyorum. Onlar bir arada nereden para kazanıyor onu da anlamıyorum. Yani şeye vardır, para veriyor muyuz artık mesela? Hayır. Neydi o? Onu zaten artık muhtara da gitmiyorsun ki. Adres demiyor musun? Evet. Adresin zaten adres onu... beyan, işte ikametgah belgesi almalar. Zaten onu... E-Devlet veriyor. Aynen. Eskiden 1 lira falandı, ben hatırlıyorum. Muhtarlar şu anda gerçekten tam olarak ne yapıyor? Tebligat dağıtmaktan başka bilmiyorum. Aynen. Dağıtmıyorlardı o. Sen gidip alıyorsun. Tabii tabii. Sıkıysa gitme. Adliyeden celp gelmiş. İyi bak konuştuk be. Muhtarlı seçim. Buradan Halil abiye çok teşekkür ederiz. Muhtar adayı olsan vaadin ne olur? Muhtar adayı olsam. Ha. Kek ve çay. Hakikaten. Oğlum muhtarın. Adam tüm Türkiye'yi ısmarladı. Bak hakikaten ben muhtarın görevini bilmiyorum. Yani yazılı olan görevi ne yani muhtarın? Muhtar ne iş yapıyor yani? Eskiden değil mi mahallelerde muhtar olurdu. Şey yoktu hani, belki birisi taşınmış oraya yoktu, bilmem evet. ne sorardın. Bir arkadaşı arıyorum, bu mahalledeymiş. Bakayım ben muhtarın görevlerini. Bak, muhtar köyde yapılması gereken işleri imece usulüyle gerçekleştirir. Kanka 1972'de bizim sosyal
bilimler kitabım neydi lan, biz ilkokulda ne okuyorduk? Vatandaşlık bilgisi. Hayır, o lisedeydi. He. İlkokulda ne? Biz ilkokulda da okuyorduk. Sosyal bilimler miydi? Öyle bir ha? Sosyal bilimler miydi? Hayat bilgisi. Heh, hayat bilgisindeki evet. Şey bu. Aynı zamanda muhtar genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur. O yüzden evine gelip çekiyor. Yeni torba yasacaktı diye. Ananızı sikecekler. Oğlum her şeye zam var diyor. Şeker almayın. Şurada çok güzel kiralık bir yer var. Çoğu emlakçılık yapıyor. Ha. Çünkü hani kim nereden taşınıyor, kim ne yapıyor. Aynen. Hangi aynen. Kadın dul kaldı? Köy içinde dirilik ve düzeni sağlar. Genel yönetimle ilgili işlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur. Bu anladım. Da dediğin gibi aslında çok bir yani spesifik net bir görevleri yokmuş yok, herhalde. Hani. Yok. Bu evra hani onaylar hani. Aynen. Ya işte hükümete bilmem nereye bir işin varsa en temelden oradan başlıyorsun yani. Bir de ispiyonculuk yapıyorlar herhalde. Azayı falan hiç bilmiyorum mesela hemen. He, muhtar azası değil mi? Değil mi? Ya ihtiyar Aza değil. Dişim. Azalar da... Ağza alınmayacak sözler söylüyorlar. Canku. Efendim. Mizah zeka işidir. Yani insanları güldürmeyi iyi bilen birinin aptal olması pek mümkün değildir diyor. Böyle bir şey varmış. Yani insanları güldürebiliyorsak aptal değilmişiz. Sen katılıyor musun buna? Bence biz aptal. Nasıl yani? Katılıyor musun buna? Evet, bir insan başka birilerini güldürebiliyorsa hocam. Evet. Yani bir mizah seviyesi bilerek varsa. Bilerek güldürüyorsa ama. Yani ben şimdi çıkacağım ve insanları güldüreceğim mantalitesiyle çıkıyorsa. Ya da bir masa düşün. Bir masada 8-9 kişi oturuyor. Orada gerçekten mizah yapıp 8-9 kişiyi güldürebiliyorsa bu adam işte aptal olması pek diyorsun. Mümkün değildir diyor. Yani bir ihtimal yine var. Tamam işte. Mizah yapıyorsa. Mizah ama. Yapıyor yani işte. Doğalında komik adam var ya mesela. Yani hiçbir şey yapmıyor ama komik. Evet. Konuşması komik. O zor biraz komik. Ama bence. O yani şöyle, o da hep komik olmuyor. O çünkü insanların moraliyle ilgili bence. Masadaki insanların moraliyle ilgili. Yani sen ama... sadece bir insan doğalında komik diye, tamam mı? Hmm. Doğalında. O gün moralin bozuksa şey yapamıyorsun. Ama zeki bir insan yanına geldiğinde ve mizah yapabilen bir insansa zaten sana sana uygun yapıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya ben yine yanına gelsem canın sıkkınsa hani ve bir çaycıyım, tamam mı, burada hani küçültmek için söylemiyorum yani hani. Canka abi ne haber dediğimde o sana artık o kadar ya, o anda komik gelmez hani. Aynen. Ama bir mizahçı gibi gelip güzel bir çay tepsisiyle gibi mesela. Hakikaten moralim çok bozuldu. Uçurdun bizi. Kim demiş bunu? Çaycı Rüsü. Bu şey genel bilgi hocam. Anladım. Zayıflama hormonu varmış hocam. Saat gece 12'de başlar, gece 1'de bitiyormuş. Bir saat. Bir saat. Bu saatlerde çok fazla salgılanıyor. Ağzından burnundan geliyor yani. Evet. Zayıflama hormonu. Evet. Tüm gece de devam eder. Yani uyuyarak zayıflamak mümkünmüş. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu. Gece 12'de gece 1 arasında. Ha, salgıladın ama o salgıladığın bütün gece boyunca devam ediyor. Aynen öyle. Sen bunu eğer birine aktarırsan. Yani şey mi gece. O kilo alıyor. Yemek yememe kısmı mı bu yani? Yemek yemeyin diyorlar ya. Yok, yatın diyorlar, uyuyun diyorlar yani. İşte onu diyorum oğlum, yemek yemeyin hani bir anlamda da. Gece uyurken yemek tabii zor olsa gerek. Yani uyur gezer duydum ama. Uyur yer. Gece 12'den sonra uyuyun. Kuru fasulye yapalım. Gece bir kalkıyor. Var mı senin öyle huyların? Ne gibi? Gece çok acıktın mesela, her şeyi yapabilir misin yani? Ben yok üşenirim ya, onu yapamam yani. Sende var herhalde. Var, yaparım. Öyle varsa meşakkatli şey. Yemekler de yani hani. Tabii krem brüle yaptım. Gece 3 salonda mangal ya. Hayır. Ben yok üşenirim şeyim ya. Şeyim bitmiş, pürmüzüm bitmişti o yüzden yarım kaldı. Ben daha çok böyle tostla, sandviçle hızlıca geçiyorum onları. Ha, makarna yaparım mesela gece. Hiçbir şey yok. Hani sandviç yapacak da bir şey yok. Hmm. Ekmek yok yani. Makarna yaparım abi. Ya bir tek makarna varsa tabii bir şey yemek lazım. Hayır oğlum. Ya makarnayla uğraşmayıp yatarım diyen adam da var yani. Yok abi, be açsan hocam yani. Harcayacaksın. Sen ne dedin? Yapmam diyorsun. Yok tost, sandviç yaparım. Yoksa...
At kafası. Yoksa bunlar ve karnın aç. Makarna yapar mısın? Yaparım. Onu soruyorum. Allah ne kimseyi açlıkla sınamasın. Hayır, kim karnı yarık yapıyor gecenin bir vakti yani? O çok iddialı. Sahur geliyor. Buradan Özkan'a selam göndermek istiyorum hocam. Özkan adliyedeki arkadaş. Evet. Adliyede çalışan Özkan'a ama lütfen burayı yayınla. Özkan bize çok yardımcı oldu. Bizim hayranımızmış. Öyle mi? Evet, adliyede çok yardımcı oldu. Ne işin düştü Özkan'a, kim bilir? Yapılan araştırmalar sonucunda kediler insanların emirlerini anladıkları ancak... Evet, ancak aynen, emirlerini yapmayı önemsemediklerini göstermektedir. Ya işte ben bu araştırmalara hastayım. Hı-hı. Mesela kedinin bunu anladığını ama sallamadığını neye göre fark ediyorsun? Yani sen benim bile senin bana direktif verip sallamadığımı istersen anlamazsın yani. Evet. Değil mi? Çok belli ediyorlar belki. Evet abi ya. Nasıl bir test yapıyorlar bunu yani? Ama kedilerde var böyle bir bakıp sonra hani devam ediyorlar. Bence ya, yoruyorlar işte insanlar en fazla. Ha. Bence kedileri. Dört kat koşturdum. Hala sallamıyor ya. Var bunu, bu dediğin köpek gibi. Köpek de okeyim mesela. Köpek bayağı şey yani. Ne dersen yapıyor hayvan. Evet. Ya da balinaların duygusallığı ölçülüyor falan ya mesela. Hani insanda bile çok zorken hani sana üç kere sorarız mesela. Kanka canın sıkkın mı? Hani evet, bir şey söyle falan diye. Balina ne diyecek lan? Kilo veremiyorum mu diyecek. Soğuk olum. Ben kutuplarda yüzmem daha. Köpekler mesela aslında ne dediğin yani ne söylediğini aslında çoğu anlamıyormuş. Ton olarak anlıyorlarmış. Anladın mı? Kalk diyorsun aslında evet, oradaki göt desen kalkıyor ya. Değil mi? O tonla aslında evet, söylersen. Evet. Kitap desen de kalkıyor yani. Yani yumuşak kalkmasını istiyorsan hani göt. Kalkma. Aptal ediyormuş. Tiner, egzoz ve kibrit yanığı gibi kokuları seven insanların evet, IQ seviyelerinin genellikle diğer insanlara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Tiner, ciler evet, mesela, egzoz, cular ve kibritçi kız. Kibrit, çok enteresan. Kibrit yanığı hocam. Ha. Seviyorsan bu kokuları IQ'un daha yüksekmiş. Yani tiner kokusu aralarında bir tek tiner kokusu çok irite etmez beni ama egzoz kokusu sevmem. Kibrit kokusu sevmem. Geri zekalı mıyım ya ben? Ya seninle ilgili de şey var mesela apış arası. Bir apış arası veriyoruz. Bana 5 dakika. Şarkı mırıldanmayı sever misin? Severim. Öyle arada hiç mesela duşta falan şarkı söylediğin oluyor mu? Duş. Oluyor. Ben de çok severim. Aynen. Mırıldandığınız şarkı... Duşta gör, duşta hocam mırıldandığınız şarkı radyoda çalmaya başlarsa, aklınıza evet, gelen kişiyle yolda karşılaşırsan ya da canının çektiği meyveyi arkadaşın çat diye getirip önüne koyuyorsa aslında sen bir telepatsın. Ha, çağırıyorsun. Altıncı istiyorlar ona. Altıncı hissi kuvvetli derler ya. Bruce Willis. Bruce Willis büyük telepat. Ölü olmasına rağmen. Böyle bir şey var mı? Bazen denk geliyor. Bazen denk geliyor. Ben bazı telepat insanlarda değilim. Ben de... Aman ha. Adımız çıkmasın. Irak'ta şöyle bir şey var hocam. Kitapçıların çok fazla kitapları oluyor ya. Her kitap satan yerlerin. Evet. Çok fazla kitap oluyor. Irak'ta da böyle gece sahaflardan kitapları... mı bahsediyorsun? Evet, sahaflardan bahsediyorum. Evet. Kitapları dışarıda bırakan Iraklı kitapçıların söylediği güzel bir söz var. Okuyanlar çalmaz, hırsızlar da okumaz. Bu konuyla ilgili düşüncen nedir? Hırsızlar zaten okumak için alacaklarını düşünmüyorum o kitabı. Alıp başka bir yere satmak için evet, alırlar diye düşünüyorum. Bunu söyleyen... Çok iyimsermiş yani. Çok sahaf biriymiş. Evet evet evet. Çok sahaf biri. Bu Iraklı arkadaşın 4 defa dükkanı boşalttı.
Ulan en kötü götürür soğukta evinde yakar. Dördüncü hırsızlıktan sonra sahaflığı bırakmış. Evet. Türkiye'de öyle bir şey yok herhalde. Hiçbir sahaf kitaplarını öyle dışarıya bırakıp. Yok bir yerde abi. Bir haber vardı onunla. Türkiye'de de var öyle hani. Ben şeyler görme özürlü abiler mesela. Onlar çok güvenerek şey yapıyorlar yani. Paraları alınması. Paraları alın. Yok ya mesela şey ne onun adı? Milli Piyango bileti satıyor. Bilmem ne satıyor falan filan. O insanlar mesela bence şu an yapamıyorlardır. 20 sene önce falan okeydi bu iş ama bence son 20 yılda insanlar çok vicdansızlaştı yani. Evet. Şu an mesela hiçbir görme engellinin oturup da böyle bir iş yapabileceğine ben inanmıyorum. Bu arada geçen bir video izledim. İnanılmaz ya, inanılmaz. Adam Volvo marka bir araba duruyor abi. Adam da şeyle çekmiş. Her gün geliyormuş çünkü oraya yani. Ya bu hakikaten yıllar önce Kemal Sunal'ın filmindeki hikayenin gerçeği yani bu. Baba iniyor, arabasını park ediyor, şeyin güneş gözlüğünü takıyor. Beyaz çubuğunu çıt 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 açıyor falan. Böyle dilenmeye doğru giderken herif işte kızıyor, bağırıyor falan filan. Aa pardon pardon deyip tekrar arabasına binip devam ediyor yani. Kim kızıyor, bağırıyor? Telefonla çeken adam. Her hafta geliyor ya. En son sinirleniyor adam artık. Diyor ki git diyor burada, hani yapma bu işi falan diyor yani, anladın mı? Neyi diyormuş? Yersen mi? Benim arabanın anahtarı. Tesla ile geldim. Ya, otomatik pilotta geldim diyorum. Hindistanlı bir iş adamı kızının evimizdeki internet çok kötü baba demesi üzerine Hindistan'ın internet altyapısını iyileştirmek için 31 milyar dolar yatırım yapmıştır. Yapası vardır oğlum onun. Kızını kimse... Bir de Hindistan'da. Ha, çok zengin demek ki değil mi dünyanın baba? Dünyanın işte en zengin adamı, böyle efsaneler anlatıyor ya. Ya hani... yalan be abicim. Hindistan'da yaşar mı o adam? Tabii ya? Abi ya. Ya işte bu abi şey zaten hani dünyanın en zengin, işte en pahalı evi de Hindistan'da ya. Ha. Biliyorsun hani. Bilmiyorum. Onun sahibi işte bu zaten. Ha. Bir apartmanı var. Evet. Atıyorum hani 30 katlı. Bütün evet. Katlı. Bütün ev onun, bütün binada yaşıyor. İçeride çalışıyor 300 kişi falan, böyle garsonlar işte, her katta işte havuzlar işte. O ya yani bu o orada yaşadığı için mi dünyanın en pahalı evi şeyini almış? Evet, o bir ev gibi kabul edildiği için. Ya yani mesela Donald Trump Trump Towers'ta yaşasa o da tabii. En pahalı ev o ev mi olacak? O ev olur. O ev olur. Mesela bizim ev en ucuz ev şu anda Pendik'teki. Biz yaşıyoruz diye. Ya bunlar saçma haberler. Normalde bağlı. Saçma tabii canım, olur mu öyle şey ya? Çocuğum söyle. Ya herhalde bunlar sadece başarı hikayesi yazmayı çok seviyorlar ya. Ya işte Escobar'ın 2 milyon evet, dolar evet, yakması yani. Gibi çocuğumuş. Sanki mecbur değildi de hani yakmışsa da yani. Sanki bu bir başarı hani, vay evet, be hani. Evet evet. İnsanların... Ya da evde yani hiç mi sandalye yoktu, bilmem ne ahşap bir şey. Hı hı. Ya kolun da mı yoktu? Yavrun için. Uzun bir süre aynaya bakarsa bir insan beyin dikkati dağıtmak için aslında olmayan şeyleri göstermeye başlıyor. Aynaya bakmayla ilgili paranormal olaylar o yüzden oluşuyormuş. Hmm, mantıklı. Aynaya çok bakar mısın? Yok. Sık. Ama mesela böyle gençken falan hani izlediğimiz filmlerden bilmem neden evet. Böyle aynaya bakarken. Hep bir aynada sıkıntı tedirgin vardı. Tedirgin olmuşluğumuz olmuş. Hani bir anda şimdi kapı açılsa. Zank diye hani o aynanın açısına birisi girse bilmem ne falan diye. Evet. Gerilmişliğim olmuştur, hatırlıyorum yani. Ben de mesela aynadaki benim hani farklı bir şey davranışı evet, falan evet, hani, değil mi? Ben çok denedim hani onu. Yapmıştır bunu çocukken herkes hani. Tabii. Ondan daha hızlı hareket ederim diye. Ha, ben hala deniyorum. Red Kit zamanı şey vardı işte, gölgenden hızlı evet, hareket evet. Bir de vuruyordu değil mi orada? Tabii. Bir insan hayatı boyunca 36 katilin yanından yürüyüp geçermiş. Aa. Ortalama tabii. Bir. Ya da hepsi aynı yerde birmiş. Yok Kodes'te. 37 kişi yatıyorlar. 36'sı katil. Bu tabii matematiksel bir hesaplama anladığım kadarıyla. Yok dünyanın... götünden uydurmuş mesela. Olsa olsa. Hiç hesap yapmadan. Yani 36. Bir insan hayatı boyunca kaç kişiyle yan yana geçer? Değil mi?
Canku'nun derin metaforları hakikaten. Mesela Beşiktaş'ta yürüyorsa hani. Hayır, o zaman bu hesaplamaya göre bir insan hayatı boyunca ortalama 178 manavın yanından geçer. Titanic gemisi için 2224 tane bilet satılmış. Evet, 2223 kişi binmiş. Binmiş. Bir kişi binmemiş. Evet, kim o? Kaptan. O yüzden battı. Yok, çok şaşıracaksın. Biliyordum ya onun hikayeyi, biliyorum ya. Hmm. Kimmiş? Bir Türk. Aa, doğru. Evet. Doğru. Bir Türk hocam. Yetişemiyor ama galiba. Miço. Parayı beğenmiyor. Yok, bir Türk hocam, doktor kendisi. Türk doktor Ömer Akalın. Demet Akalın. Ömer Akalın hocam. Anladım. Çok enteresan değil mi? Çok enteresan. Yetişememiş mi, onu bilmiyoruz. Onu okumadım. Yazıyordu aşağıda. Misofonya hastalığı var, biliyor musun Canku? Misofonya hastalığı. En ufak sesten rahatsız olma hastalığı. Ne kötü bir şey ya. Birisi ağzını şapırdatsa yemek yediğinde. Yoksa başka türlü. Ondan bile rahatsız olan var mı? Nasıl? Sessiz yap şunu falan. Çok sıkıntılı bir şey. Çok fazla ses var çünkü yani. Hayat içerisinde. Ufak mi? Sesten ama rahatsız olmak da bir enteresanmış yani. Aynen. Rahatsız edici ufak sesler. Falan, değil mi? Evet, tik tak tik tak. Aynen. Tik tak. Aynaya bakarsa o şekilde. Bir de oradan paranormal olaylar. Erkekler tüm dünya ortalamasında açık tenli, büyük gözlü, parlak saçlı, pembe dudaklı kadınları çekici bulurlarmış. Dünya tamam. Kadına bakış açısı olarak yani. Evet. Çekici buldukları kadın açık tenli, büyük gözlü, parlak saçlı. Büyük merzifon gözlü mü? Büyük gözlü, evet. Hmm. Bir tanesi. Zor bulunan bir tarz yani. Hayko Cemkin'e. Saçlar da parlak. Of, pembe dudaklı kadınları çekici buluyormuş. Dünyadaki bütün ülkelerdeki erkeklere yapmışlar doğrudur, bu anketi. Doğrudur. Sen mesela nasıl kadınları çekici bulursun? Valla açık tenli bana uyuyor gerçekten. Benim de. Büyük gözlü. Pembe gözlü diyecektim. Büyük gözlü. Büyük gözlü. Büyük gözlü, evet. Büyük gözlü, okey. Renkli? Yok, öyle bir şey yok. Parlak sana saç. Soruyorum ya. Ha. Sana soruyorum. Bana mavi fark gözlü. Etmez hocam. Mavi gözlü falan. Yok, beni o kadar cezbetmez ya. Anladım. Çünkü siyah gözlü güzel kadın da var. Hmm. Şimdi mavi gözlü güzel kadın da var. Pembe dudaklı çok enteresan. Severim. Başka renk dudaklı insan var mı ki? Hayır. Pembe tonlarında ruj kullanan demek istiyorlar. Ha, evet orada. Evet. Pembe, anladım. Hmm. Barbie kanka işte bunun şeyi. Bütün insanların aslında yani o çoğunluk dediğin erkeklerin tek şeyi Barbie. Ki yani üzerine çok çalışılmış bir şey ya zaten. Evet. Şeyde, Barbie'de. Bu arada çok iyi yakaladın. Ben de bizim Escort Ayşe var ya, ondan bahsediyorlar sandım. Eşinizin ofisine onun adına isimsiz bir hediye gönderin. Akşam eve elinde hediye olmadan gelirse sizi aldatma potansiyeli çok yüksektir. Tabii. Ne düşünüyorsun bu konuda? Olabilir. Sana gelse böyle bir hediye. Bana gelse mi? Evet, ve isimsiz bir hediye geldi. Evet. Bunu eve götürebilir misin? Götürürüm. Hmm. Götürmez misin sen? Yani ne geldiğine bağlı. Çiçek geldi. Bana. Polise götürürüm onu. Bir sapığım var herhalde deyip. Biri beni taydı. Götüremez misin eve? Demek ki eşini aldatıyorsun. Cevap ver. Yok be, öyle değil ya. Ne? Ben isimsiz, yani normal bir hediye ise götürürüm de, bir boxer geldiyse böyle hani seni istiyorum yazıyorsa üzerinde. Evet, belki bir arkadaşın şaka yapıyor. E tamam, bunu götürüp yani eşime ha deyince gösteremem yani. O ya ortaya çıkarsa sonradan? Giydiğimde. Ben geldim, dedim ki ne oldu lan, dedim sana aldığım hediye. Beraber oturuyoruz eşin sen ben. Hmm. Dedim ki sana hediye almıştım şaka olsun diye. İsimsiz. Getirmedin mi onu? Yok, gelmedi ki onun da.
haberim yok ki. Ama yine de eve götürme planını konuşmuyorum ona. Aynen. Ya yanlış anlaşılmak istemem. Anladım. Ya sana ne hediye gelse mesela sen tereddüt edersin. E tabii yani böyle İsimsiz ilişki. Hani, mermi. Bir korkarım. Ofisten çıkamam. O zaman eşimi çağırır. Gel gel öleceğim herhalde diye. Of. Kapanış yap istersen. Tamam. Müşkül Pesent'in bir bölümünün daha sonuna geldik Fırat. Ne kadar ciddiydik bugün anlatamam. Güzel bir bölümdü. Güzeldi. Konuştuk, sohbet ettik. Aynen. Uzundur görüşmüyoruz seninle. Aynen. Bir hafta boyunca ben bu bölümü unutmam. Çok net söylüyorum yani. O zaman bizi takip edip aynen abone öyle olsunlar değil mi? Abone olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bahsedin sağda solda. Biz YouTube'a para basamıyoruz çünkü. Ne kadar çok kişi şey yaparsak ona göre ilerleyeceğiz inşallah. Haftaya görüşelim mi? Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.